Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Züler Karahan. Bugün sizlere çantamda ne var videosu çekiyorum. Şöyle hemen sizlere bir çantamı göstereyim. Okul alışverişimde zaten sizlere göstermiştim. Vans'ın çantasını kullanıyorum. Birçok kişi o videomun altına linki var mı diye sormuş. Fakat arkadaşlar zaten ben aldığımda 3 tane kalmıştı. 3'ü de bitmiş. Ama tabii ki de Vans markasının farklı renkleri de var. İnternete yazarsanız kolaylıkla bulabilirsiniz. Benim çantamın rengi tam olarak ne bilmiyorum ama şöyle bir rengi var. Su yeşili mi denir artık bilemiyorum. Vans markasını önerir miyim? Bundan başlayayım. Kesinlikle öneririm. Hem bence tasarımı çok güzel hem de kullanışlı bir çanta. Ben en çok buradaki yazısını seviyorum. Şu şekilde, arkası düz siyah. İlk önce çantaya taktığım süsten başlayalım. Şu şekilde tatlı bir süs taktım, bu kurbağa. Bunu bana arkadaşım vermişti. Bence çok tatlı. Bu el yapımı. Böyle çantamla da bence çok uyumlu. Böyle çok tatlı bir pörtlek gözleri var. Şimdi istiyorsanız çantamın içine geçelim. İlk önce ben ön kısmından başlamak istiyorum. Ön kısmı çantalarda en sevdiğim yer. Şu an pek gözüküyor mu bilemiyorum ama ön kısmı bölmelere ayrılmış. İşte fermuarlı bölüm, onun dışında büyük bölüm. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Bir sürü şey alıyor içine. İlk önce cüzdanım var. Bu cüzdanı ablam bana hediye olarak almıştı defaktodan. Fakat şu an satılmıyordur çünkü çok önceden almıştım. Çünkü çok önceden almıştı ablam. Şu şekilde gördüğünüz gibi baykuş var. Bence çok tatlı ve çok minnak. Aynı zamanda çantamla da çok uyuyor. Bu lafı bayağı bir duyabilirsiniz bu arada bu videoda. Minik bir cüzdan alıyorum tabii ki de yanıma kantinden bir şeyler almak için. Onun dışında AirPods'um var. AirPods'un kılıfı da bence çantamla yine çok uyumlu. Ve şurada bir tane de gazoz kapağı var. Bir dakika. Bunu biz restorante gittiğimizde tatlı yerken içecek almıştım. Onun kapağı sonra buraya taktım. Nedenini ben de bilmiyorum. Sonrasında bir ayna var. Şu şekilde şu an kendinizi görüyorsunuz. Bu ayna gerçekten çok güzel. Bizim ortaokulda normalde sınıfta ayna vardı fakat liseye geçince maalesef ki ayna yok. Ama ben yine de ayna olsa da olmasa da yanımda böyle bir minik ayna taşımayı seviyorum. Yine bakın, bu da çantamla çok uyumlu. Mavili. Bu arada ben de size bunun hikayesini anlatayım. Bu normalde anneannemindi ve böyle açılıp kapanılabiliyordu. Fakat kırılmıştı. Sonrasında anneannem de yarısını bana verdi. Diğer yarısı da onda kaldı. Ben buna best friend aynısı diyorum. Bir tane soka var. Genelde kolumda hep oluyor ama bazenleri başkasına ihtiyaç olabiliyor veya unutabiliyorum. Bu yüzden yine bir tane daha duruyor çantamda. Evin anahtarı var. Ve tatlı peçete var. Bunu da yine okul alışverişinde göstermiştim. Bence çok tatlı bunlar. Bir tane kare post-it. Gözlüğümün kabı. Ve içinde de gözlük temizleme suyu ve mendili var. Ve son olarak da şu şekilde bir dosya var. Bu dosyayı her çantama koyuyorum. Yani her çantama dediğim her okul yılımda çantama koyuyorum. İçinde neler var hemen sizlere göstereyim. Şu şekilde yara bandı var. Ondan sonra annemin numarasını biliyorum ama babamın numarasını bilmediğim için bu kağıtlarda da işte anne ve babamın numarası yazıyor. Ne olur ne olmaz. Bu kağıtlarda da işte notlar var. Arkadaşlarımın yazdığı birkaç not olabilir. İşte o günün anısı olabilir. O günün anısı derken atıyorum ki nasıl bir anı? Şu an bir anı uydurmalıyım. Gazoz kapağı. Atıyorum ki o gün çok güzel bir şey oldu gazoz kapağı ile ilgili. Onun gazoz kapağını çıkarıp saklarsınız ya. İşte onun gibi şeyleri bunun içine de koyabiliyorum yine. Umarım anlatabilmişimdir. Yani aynı zamanda bir anı kutusu, anı dosyası. Bu da böyleydi. Ön kısım bitti. Şimdi gelin arka kısma geçelim. Bir su şişesi. Şu an tabii içi boş. Şurada bir kablo var maalesef. Takmak zorunda kaldım çünkü kameramın şarjı azaldı. Burayı görmemezlikten gelirseniz sevinirim. Bakın, hatta size göstereyim. Neyi göstereceğim? Ha, kameramın şarjının az kaldı. Bakın şurada kameramın şarjı az kaldı. Görmediniz ama olsun.
Ondan sonra kalemliğim. Bu kalemliğimi ayrıyetten göstereceğim ama ilk önce çantanın içindekiler bitsin. Bu kalemliği de yine çok soruyorsunuz. Ben bunu Yoyosa'dan almıştım arkadaşlar. Fakat internetten baktığımda stokta olmadığını gördüm. Ara sıra mağazasına da giriyorum. Maalesef ki artık sanırım satışta değil. Şu şekilde tek gözlü bir kalemlik. Bunu dediğim gibi göstereceğim. Ondan sonra ajandam çıkıyor. Bu hani sadece okul yılı için değil. Bu normal zamansız bir ajanda. İstediğim hani günlük çözdüğüm soru sayısı olsun, verilen ödevler olsun, her şeyi yazdığım bir ajanda. Bu şekilde tarih yazmıyor bu ajandada. Bunu bu arada ben 5. sınıftan beri kullanıyorum. Yani şu an sanırım 5. yılına mı giriyor? Evet, şu an 5. yılına giriyor. Bunu Diyanar'dan almıştım. Tasarımı çok güzel. Hemen size göstereceğim. Bu arada içinde şeyler de var. İşte alışveriş listem, müzik listem, kitap listem. Bakar mısınız? Böyle tasarımlar var ve her sayfada neredeyse böyle kediler de var. Dediğim gibi ben bunu Diyanar'dan almıştım. Almak isterseniz sanırım markası bu. İnternette bulabilir misiniz? Hiçbir fikrim yok ama yine de bir araştırmanızda fayda var eğer istiyorsanız. Devam edelim. Bunu da yine okul alışverişimde görmüştünüz. Bu bir İngilizce defteri arkadaşlar. Nasıl? Sözlük gibi bir defter. Şöyle gördüğünüz gibi harflere ayrılmış. Bilmediğiniz kelimenin baş harfine göre sayfanızı açıyorsunuz. Kelimenizi yazıyorsunuz, okunuşunu yazabiliyorsunuz. Sonrasında da cümle içinde kazandığı anlamı. Ben okunuşunu yazmıyorum. Sadece işte şu iki kutucuğu kullanıyorum. Gerçekten çok güzel. Ben bunu Diyanar'dan almıştım. Film izlerken falan da bunlar çok yardımcı olacaktır. Bu da Gıpta markasının. Sonrasında bir deneme var. Ben okula gittiğim gün deneme oldum arkadaşlar. Hazır bulunuşluk sınavı. 120 sorudan oluşuyordu. Sosyal bilimler testi sadece kötü geçti. 4 boşum vardı. Onun dışında diğerlerini yaptım. Bu arada çözdüğümde gerçekten soru çözmeyi özlediğimi fark ettim. Hani tabii ki 8. sınıftaki gibi çok 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 çözmeyi özlemedim ama hani az az çözmeyi özlemişim. Ay ya da özlemedim ya. Şu an hiç. Mesela şu an al tekrar 8. sınıf oku deseler hayatta. Ondan sonra burada bir fizik kitabı var. Tekrar etmek için almıştım yanıma. Tabii bu şimdi göstereceğim şeyler hani kitaplar olsun, defterler olsun gün içinde gün gün değişiyor. O gün işlediğimiz derste konuya bağlı. Ve genelde okul dolabımda duruyorlar. Ve sonrasında iki tane defter var. Bir tanesi İngilizce, bir tanesi de fizik defterim. Ve de son olarak bilgisayar bölümü var. Fakat ben oraya hiçbir şey koymuyorum. Çantamızın içindekiler bu kadardı. İçi tamamen boşaldı. Ama son olarak kalem kutum kaldı. İlk olarak bu Faber-Castell'in fosforlu kalemi var. Mikro markasının pembe ve yeşil kalemi var. Stabilo Point 88 mavi renk. Papermate markasının kırmızı jel kalemi var. Kesinlikle tavsiye ederim. Kağıt da çok güzel bir şekilde kayıyor. Stabilo Pen 68 pembe kalemi. Pensan markasının siyah kalemi. Faber-Castell'in kurşun kalemi. Bunun adı neydi? Kalem tıraş. Kalem tıraş. Kalem kutumunun içinde bu post-itlerden de var. Ödevim falan olduğunda bunları sayfanın kenarına yapıştırıyorum. Veya hoca bu sayfadan soru çıkabilir dediğinde yine. 07 uç. 2 tane Faber-Castell'in uçlu kalemleri. Bunlar gerçekten çok güzel. Öneririm. Silgi. Ve son olarak da 2,5 lira çıktı. Bunun nedeni de ben tam son ders gidiyordum. Kantine gidiyordum su almaya. Sonrasında bir şey çıktı ve gidemedim. Kalem kutuma attım direkt bunları da. Bu şekilde. Ama arada bir de kalem kutuma bilerek attığım oluyor. Hani cüzdanımı unutursam. Evet, benim çantamda olanlar bu kadardı. Belki siz de bunu da ekleyebilirmişim çantama diyecekleriniz olmuştur. Veya şunu da sen ekleyebilirsin diyecekleriniz varsa yorumlara yine yazabilirsiniz. Benim videom bu kadardı. Umarım zevk alarak izlemişsinizdir. Daha ne tür videolar isterseniz bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram kullanıcı adım Zulal Karahan 2N ile. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.